babam benim kıraathanet hastasıydı. Mesela kıraathanetlere bakıyordu. O da dedi bana alayım mı sana kıraathanet diye. Ben de dedim ağladım. Aldı. Öyle öğrendim yavaş yavaş. Aynen. Yaşadığım güzel şeyler fazla ama bazı insanlar kötü davranıyor. Mesela seni zorla çaldırıyorlar diyorlar. Çalma rahatsız oluyor diyorlar. Ben kendim istediğim için çalıyorum. Üzmüyor. Her zaman yaşıyorum yani. İlgiyi göstermiyorum yani. Kendi kafama göre çalıyorum. Ama iyi insanların tepkisi bana iyi geliyor. Gelecekteki hayalim sanatçıların arkasında çalmak. Gülsün Şenlendirici'nin hayranıyım. Torunum oluyor. Okuyor ortaokulda. Kendi heves etti. Çok merak etti. Müziği çok seviyor. Alıştı. Pandemi döneminde evde kapalı kaldık ya, o zaman alıştı. Kıraathanete kendi kendi. Çalıyor işte okul masraflarının için. Okumak isteye, okuyor. Seviyorum evet. Müzik sevilmez mi? Müzikten yaşanıyor bu dünyada. Müzik hayat, müzik sevgi, müzik her şey. Üstü seslendiriciye sesleniyorum. Benim oğluma bir kıraathanet hediye etsin, yollasın. Şöyle güzellerinden. Ona ulaşmak istedim, ulaşamadım. Sesleniyorum ona, onu da çok seviyorum. İzliyoruz onu, Sibel Can'la ikisinin programını. Benim oğluma ondan bir hediye, kıraathanet istiyorum. Ay çok beğendi. Çok güzel çalıyor vallahi, maşallah. Yaşına göre süper bir çocuk. İnşallah ün açılır, daha güzel yerlere gelir. Çok güzel. Aferin. Evet, rast geliyorum tabii. Ben burada oturuyorum devamlı. Her günkü yolum. Eskişehir çok güzel, cıvıl cıvılız valla. Bizim Eskişehir'imiz bir tane.